Bir önceki videomuzda gerçek hayatta pek karşılaşmayan bir yöntem kullanmış ve hamburgerlere aynı mutlak miktarda vergi uygulamıştık. Gerçek hayatta vergi genellikle satılmakta olan malın bedelinin belirli bir yüzdesi olarak uygulanır. Örneğin satış vergisi dediğimizde pek çok ülkede satılan malın bedeli üzerinden ayrıca %7 veya %8 vergi alındığını gözlemleriz. Şimdi verginin yüzdesel olarak uygulanması durumunda arz eğrisinin tüketiciler açısından nasıl algılanacağını inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda devlet hamburger başına 1 lira vergi alıyordu. Bu örneğimizde ise hamburger üzerinden alınacak vergi yüzdesel olarak belirlenecek. Örneğimizde konuyu belirginleştirmesi için yüksek bir vergi oranı belirleyelim. Diyelim ki hamburger fiyatı üzerine %20 satış vergisi eklenecek olsun. Şimdi neler olacağını bir düşünelim. Bir önceki videomuzda görmüştük. Üreticilerin fırsat maliyeti hamburger başına 2 liraydı. Dolayısıyla ilk hamburgeri üretmek için dahi en azından hamburger başına 2 lira elde edebiliyor olmalılar. Aynı girdi maliyetlerini kullanıyor olacağız. Diğer alternatiflerden en az 2 lira kazanabiliyorlardı. Öyleyse hamburger üretmeleri için en azından 2 lira kazanmalılar. Bundan sonra üretilecek tek hamburgerde fırsat maliyeti yükselecek. Zira artık hamburger üretimi için daha az uygun olan şeyleri kullanabiliyorlar veya kullandıkları şeyler başka malların üretimi için daha uygun olabilir. Şimdi üretilecek ilk hamburger için önce üretici açısından bakalım. Üreticinin bu hamburger için 2 lira alabilmesi gerek. Ancak tüketici açısından baktığımızda tüketiciler bu 2 lirayı ve ayrıca 2 liralık satış fiyatının %20'sine ödemek zorundalar. 2 liranın %20'si 40 kuruş ediyor. Bunu mavi renkle yazalım. Yani tüketiciler bu hamburger için toplam 2,40 lira ödemek zorunda kalacaklar. Burada eğer üreticilerin günde 2,5 milyon adet hamburger üretmelerini istiyorsak üreticilere hamburger başına 3 lira vermeliyiz. Ancak bu noktada tüketicilerin ödemesi gereken sadece 3 lira olmayacak. 3 lira artı bunun %20'si kadar ödemeliler. Yani 3.60 lira ödemeleri gerekecek. Bu fiyat yaklaşık burada olacak. Burada durum nedir bakalım? Eğer üreticilerin günde 4 milyon adet hamburger arz etmelerini istiyorsak, üreticilere hamburger başına 4 lira vermeliyiz. Ancak tüketiciler 4 lira değil, 4.80 lira ödemek zorunda kalacaklar. Tüketici açısından baktığımızda yeni arz eğrisi bu şekilde olacak. Eğri %20 oranında yukarı yönde kayacak. Daha düşük fiyat seviyelerinde vergi dolayısıyla gelen mutlak artış daha az olacak. 2 liranın %20'si 3 liranın %20'sinden daha küçük. Bu da 4 liranın %20'sinden daha küçük. Miktar ve fiyat büyüdükçe eğri daha çok yukarı kayacak. Zira 120'nin mutlak değeri yükseliyor olacak. Ancak herhangi bir noktadan baktığımızda fark %20. Tüketiciler üretici fiyatının %20 fazlasını ödeyecekler. Bir önceki videomuzda buradaki alanın tamamı üretici ve tüketicinin paylaştıkları artıktı. Şimdi ise denge miktarı daha aşağıda oluşuyor. Buradan sağa doğru kayacak, zira artık bu yeni eğri geçerli. Dolayısıyla vergi olmadan önce geçerli olan bu artıktan ne devlet, ne üretici, ne de tüketici yararlanamayacak. Vergi getirilmesi ekonomik aktivitenin bir kısmını azaltıyor ve burada toplumsal kayıp oluşuyor. Devletin şimdi elde edeceği gelire de bakalım. Üretim gene burada olacak. Günde 3 milyon adet hamburger. 3 liranın %20'si 60 kuruş ediyor. Yani yükseklik 60 kuruş olacak. Buradaki yükseklik 60 kuruş. Genişlikse 3 milyon adet. Yani hamburger başına 60 kuruş. Ki bu hamburger fiyatının %20'siydi çarpı 3 milyon adet hamburger. Bu bize günde 1.8 milyon lira sonucunu veriyor. Bir öncekinde olduğu gibi üretici artığı azalıyor. Üretici artığı şimdi buradaki alan kadar olacak. Tüketici artığı da alınan vergi ve toplumsal kayıp yüzünden azaldı. Vergi ve toplumsal kayıp hem üretici hem de tüketici artığını azalttı.